Adnan Oktar'la Neşeli Saatler programımıza başlıyoruz. Adnan Bey de birazdan bizimle birlikte olacak inşallah. Biz arkadaşlarımızla Üst Akıl İngiliz Derin Devleti'nin iç yüzü kitabından okuyacağız, sohbet edeceğiz inşallah. Programımızda İngiliz Derin Devleti'nin vicdanına ve hukuka aykırı uygulamaları konu edilmektedir. İngiliz halkı ve İngiliz devleti, İngiliz Derin Devlet yapılanmasının gerçekleştirdiği söz konusu kirli planlardan uzaktır ve masumdur. İstanbul işgalinin organizatörleri ve derin devlet bağlantılarından okuyorduk. John Michael de Robeck'le devam ediyorum. Amiral Robeck, Kürt-Ermeni Anlaşması'nın taraflara ve İngiltere'ye önemli siyasi kazançlar sağlayacağına inanıyordu. 11 Aralık 1919'da Lord Curzon'a gönderdiği telgrafta anlaşmanın İngiltere'nin bölgedeki çıkarlarını koruduğunu yineleyerek Kürt ve Ermeni isteklerinin dikkatli bir şekilde desteklenmesi ve himaye edilmesi gerektiğini ifade etti. Lord Curzon ise 20 Aralık tarihli cevabında komiserliğe tarafların cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi emrini verdi. Kürt ve Ermeni kardeşlerimize isteklerinin verilmesi kuşkusuz normaldir. Burada dikkat çeken nokta İngiliz Derin Devleti elemanlarının bunu sadece kendi menfaatleri için istemeleridir. Menfaat bittiğinde ise İngiliz Derin Devleti tıpkı Lozan sonrasında olduğu gibi Kürt köylerini bombalamaktan çekinmeyecektir. Aynı zamanda İstanbul'un işgalinin mimarlarından olan de Robeck, müttefikler barışı zorla kabul ettireceklerse İstanbul'da Türklere üstün gelip onların direnişlerini zayıflatmak zorundadır ifadesiyle işgali haklı göstermeye çalışmıştır. George Francis Mine, savaş ve işgal öncesi Karadeniz orduları komutanlığı yapan ve İstanbul'un işgalinin komutasına atanan George Mine, Kafkas halkları ve Türkler için şu sözleri sarf etmiştir. Bölge ve tüm yerleşik halkların hepsi aynı şekilde tiksindiricidir. Gürcüler, Bolşevikler kılık değiştirmiş halidir. Ermeniler her zamanki Ermenilerdir, değersiz bir ırk. Tabii ki Ermenileri tenzih ederiz. En iyisi gibi olan Azeri Türkleri de gerçekte barbardırlar. İngiliz ordusunun çekilmesinden sonra halklar birbirlerine düşecektir. Ama tüm ülke birbirinin boğazını kesse bile dünyanın büyük bir kaybı olmaz. Bu halklar için bir İngiliz askerinin bile hayatını kaybetmesine değmez. Burada adı geçen tüm milletleri sarf edilen sözlerden tenzih ederiz. George Mine Atatürk'ün Anadolu'da başlattığı hareketten çok tedirgin olmuştu. Osmanlı Savaş Bakanlığı'ndan 6 Haziran 1919'da şu istekte bulundu. General Kemal Paşa ile kurmaylarının vilayetlerde bulunuşlarının istenir bir şey olmadığını ekselansınıza bildirmekle onur duyarım. Seçkin bir general ile kurmaylar kurulunun ülke içinde dolaşmaları kamuoyunu tedirgin etmektedir. Ben askerlik bakımından bunların çalışmalarını gereksiz görmekteyim. General Kemal Paşa ile yanındakilerin hemen İstanbul'a dönmeleri için emir vermenizi dilerim. Mine'nin Türk halkını ve İstanbul yönetimini küçük gören, çoğunlukla üst perdeden oluşan konuşma üslubundan ve Savunma Bakanlığı'nın çaresiz cevaplarından Atatürk de çok rahatsız olmuştur. Nutuk'ta düşünceleri şöyledir. Bu hal ne teşkilat-ı milliyeye karşı izzet nefis meseleleri çıkaran Harbiye nazarının ve ne de Osmanlı Devleti'nin istiklalinin temin etmek mesuliyetini devule etmiş, üzerine almış olan kabinenin izzet-i nefis ve haysiyetine dokunmuyor. Bu halin kendilerinin haysiyetini ve devletin istiklalini çoktan rahnedar eylemiş, zarar vermiş olduğunu fark etmek istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar. Hiç olmazsa bu saldırı ve istiklali bozacak bir tecavüze vasıta olmayız diye feryada cesaret edemiyorlar. Burada yer verdiğimiz ifadeler bu şahısların Türklerin aleyhine sözlerinin sadece küçük bir kısmıdır. Gerçekte kalpleri Türk milletine karşı kinle doludur ve istiklal mücadelesinin başlama tarihine kadar ve sonrasında bu kini ortaya çıkaracak galiz uygulamalarda bulunmuşlardır. Kendilerince aşağı bir ırk olarak gördükleri Osmanlı milletini her fırsatta ezmeye ve küçük düşürmeye çalışmışlardır. Gerçekte bugün de benzer zihniyet devam etmektedir. Dostluğu ve geleceğini derin devletler yanında bulacağını sananlar bu gerçeği unutmamalıdırlar. Osmanlı topraklarındaki casuslar İstanbul'a rapor vermektedir. Osmanlı'nın yıkılması planının temel uygulayıcıları toprakların dört bir yanına dağılmış olan casuslar olmuştur. Bu casuslar devletler kurmuş, ülkeleri bölmüş
krallar atamış ve sınırları çizmişlerdir. Bu geniş casus ağı İngilizler tarafından İstanbul'daki askeri istihbarata bağlı operasyon merkezi tarafından yönetilmiştir. İstanbul'un işgali bu casusluk ağına da lojistik anlamda destek sağlamıştır. İşgal subayı adı altında Anadolu'ya onlarca casus sevk edilmiştir. Bağımsızlık hareketinin güçlenmesiyle bu istihbarat ağı Türk askeri planı üzerine yoğunlaşmıştır. 1921'de Marshal Cornwall Genelkurmay Başkanı Charles Harrington'a bağlı özel istihbarat subayı olarak atanmıştır. Cornwall Ankara hareketini ve Mustafa Kemal Paşa'yı izlemek için küçük ama operasyonel bir ekip kurmuştur. Çok iyi Türkçe konuşan Cornwall daha sonra 1941'de İsmet İnönü'yü İngilizlerin yanında 2. Dünya Savaşı'na girmeye ikna etmek için bir kez daha Türkiye'ye gönderilmiş fakat bu çabasında başarılı olmamıştır. İngilizlerin devletinin saltanata bakışı ve Osmanlı'nın geleceği planı. 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Başbakanı Lloyd George, Arapça konuşan her yer Osmanlı İmparatorluğu'ndan alınmalı ve manda haline getirmelidir demiştir. Başbakan sözlerini, Türkler Anadolu'nun bir kısmına sahip olacaklar fakat Avrupa'da hiçbir toprak sahibi olamayacaklardır. Türklere boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir diyerek tamamlamıştır. İngilizlerin devletinin Osmanlı'nın geleceğine yönelik yüzlerce yıl öncesinden belirlenmiş planı tam olarak budur. Kastedilen, Türklerin Ankara, Konya ve İç Anadolu çevresinde tutulmasıdır. Bu plan İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon tarafından Lozan'da açıkça dile getirilecektir. Aslında bu plan da sadece geçici bir duraktır. İngilizlerin devletinin planına göre Türk milleti Orta Asya'ya sürülmeden bu baskı bitmeyecektir. Bu İngilizlerin devletinin derin siyasetidir. Bugün Güneydoğu'yu PKK'ya vermek isteyen Karadeniz'de federasyon olsun ve bölge Doğu ve Batı Karadeniz olarak ikiye bölünsün, Akdeniz ile Antalya bölgesi federasyon olarak ayrılsın diyen, İstanbul'u uluslararası bir toprak, İzmir ve bölgesini ise bağımsız bir devlet olarak gösteren haritaları basan yine bu derin devlettir. İngiliz derin devletinin bölme planını Maurice Bunsett başkanlığında Asya Türkiye'sinin İnceleme Komisyonu'nun 30 Haziran 1915'te hazırladığı rapor yeterince anlatmıştır. Komisyon raporunda Osmanlı topraklarının Suriye, Filistin, Ermenistan, Anadolu Türkiye ve Irak adıyla 5 büyük bölgeye özel vilayete bölünmesini önermiştir. Ayrıca Akdeniz'den Basra Körfezi'ne uzanan hat üzerinde stratejik noktaların doğrudan veya dolaylı yollarla İngiliz kontrolü altına alınmasını şart koşmuştur. Bunun da yolu Filistin ve Irak'ın tamamen işgal edilmesinden geçmektedir. Böylece İngiltere savaş sonrası Asya Türkiye'sinde Musul dahil petrol başta olmak üzere bütün ekonomik imtiyazları ele geçirebilecektir. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Webb, İngiltere'deki bir dostuna 19 Ocak 1919'da gönderdiği bir mektupta şöyle demiştir. Görünürde memleketlerinin... Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Bu bölümde dünyanın en küçük mimarlarının en harikulade birkaç eserini göreceksiniz. Bu inanılmaz yapılar öyle küçükler ki birazdan izleyeceğiniz kareler ancak makro fotoğraf teknikleriyle görüntülenebildi. Evet, sanki insan eliyle yapılmış da bir yaprağın üzerine yerleştirilmiş gibi duran bu mükemmel eserleri incelemeye 5 numarayla başlıyoruz. Bu gördüğünüz kütüklerden yapılmış mini kulübeyi Torbalı Güve Tırtılı inşa etti. Bu güve tırtılı düşmanlarından korunmak için larva dönemlerinde kendisine bir tür kamuflaj kulübesi yapar. Tırtıl bu kulübeyi yaparken üzerinde yaşadığı bitkiden topladığı yaprak ve ağaç dallarını kullanır. Torbalı güve tırtılları hayatlarını inşa ettikleri bu kulübede geçirirler. Gördüğünüz gibi bu yuvadaki her bir tahta parçası özenle seçilmiş, uygun boyuta getirilmiş ve arada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde birbirine monte edilmiş. Seçilen tahta parçaları da yuvanın yapıldığı ortamla çok uygun. Elbette bunun da bir sebebi var. Kamuflaj. Tırtıl güvesi hazırladığı bu mükemmel kamuflaj sayesinde avcı hayvanlardan kendisini fark etmesine imkan vermeden yuvasında yaşayabiliyor.
Sırada 4 numaralı mimari arka var. Torbalı güve tırtılları bazen kulübeleri daha farklı yaparlar. Bu gördüğünüz kulübe yaprağın ucuna doğru dikey silindir şeklinde dışarı çıkık. Bu mimari tasarım sayesinde tırtıl kendisini düşmanlarının erişebileceği en uzak noktada tutarak iyi bir güvenlik sağlıyor. Ve sırada 3 numaralı mimari arka var. Arktik güve tırtılları pupa devresi öncesinde gördüğünüz bu koruyucu kafes kalesini inşa ederler. Bunun içerisinde asılı kalabilmek için de uzun tüylerini çıkartırlar. Böylece savunmasız oldukları pupa devresini kafesin içinde tehlikeli düşmanlarından korunarak güvenli bir şekilde geçirirler. Minik bir tırtılın bu harika taktiği henüz pupa evresindeyken uygulamaya geçirmesi bir yaratılış harikasıdır. Sırada 2 numaralı yaratılış harikası var. Peri'de bulunan bu gizemli ipek yapı dünya çapında bilim adamlarını şaşkına çevirdi. Matematik, simetri, geometri, fizik, sanat gibi birçok unsurdan habersiz küçük bir böceğin böylesine muazzam bir eseri inşa etmesini tesadüfle açıklamak mümkün değil. Bu minik yapı Allah'ın canlarda yarattığı aklın eseridir. Ve işte listemizin 1 numaralı mimari arkası var. Torbalı güve tırtıllarının bazı türleri kuru yaprak parçalarını kullanarak ormanda gördüğünüz bu minik çadırları inşa ediyorlar. Ustaca yapılmış bu çadırın su yalıtımları çok iyi olduğu görülüyor. Aynı biçimde kesilmiş yaprak parçaları büyük bir özenle içeri hiçbir yabancı madde girmeyecek şekilde sıkıca birbirine monte edilmiş. Bir tırtılın böyle bir yuva inşa etmesi gerçekten inanılmaz. Doğada henüz yeni keşfedilen bu harikalar ortaya çıktıkça Allah'ın canlılarda yarattığı akla hayranlığımız daha da artıyor. Birkaç santimlik bu böceklerin hiçbir mimari bilgileri yok. Ne inşa teknikleri ne de mühendislik konusunda bilgileri var. Ama gördüğünüz yaptıkları bu mini yapılar bir ustanın elinden çıkmış gibi. Tırtılların bu yuvaları inşa etme yeteneklerini, kullandıkları savunma taktiklerini tesadüfen keşfedip yaptıklarını iddia etmek çok mantıksız olur. Hele ki böceklerin bu bilgileri henüz pupa yöresindeyken sahip olduklarını düşündüğümüzde mucizenin boyutu daha da genişliyor. İşte mucize denebilecek kadar harika bu yapılar Allah'ın yaratma gücünün bir delili. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur, göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. Yayınımıza Sayın Adnan Oktar'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Dışarıdan telefon bağlantısı da yapın. Telefonla soru soran veya yorum yapanlar olsun. Ezan mı okunuyor? Evet. Evet. Okundu mu okunuyor mu? Okunuyor, şu an okunuyor. Başladım.
Tamam. O zaman ezan bitinceye kadar bekleyelim. Bir film göstersin. Tamam. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Evet, dinliyorum. Makaleleriniz hakkında bilgi vermek istiyoruz. Uluslararası basında yakından takip edilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip Rusya'nın en köklü internet gazetelerinden Pravda'da Rus sınırında NATO silahları başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda savaş stratejilerinin yönettiği bir dünyanın karanlık bir gelecek demek olduğunu anlatıyorsunuz. Barışın sesini getirecek olanın ise dünyadaki iyilerin ittifakı olacağını vurguluyorsunuz yazınızda. Kanada, Ontario'da İngilizce ve Arapça olarak basımı yapılan El Bilad gazetesinde "Sosyal adalet ancak Kur'an'a uymakla yaşanır" başlıklı makaleniz Arapça olarak yayınlandı. Yazınızda sosyal eşitlik ve adalet arayışı içinde olan ve bu amaçla çeşitli ideolojilere sarılan kişilerin büyük yanılgı içinde olduğunu, onların aradıkları mükemmellikteki sosyal sistemin Kur'an'da olduğunu ve Kur'an ahlakını yaşamakla sağlanabileceğini anlatıyorsunuz. Al Bilad gazetesinin İngilizce yayınında da "Irak bir kez daha zor günlerin eşiğinde" başlıklı makaleniz yayınlandı. Evet. 1957 yılından beri yayınlanan, günlük tirajı 110 bin olan Malezya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Berita Harian'da "Malezyaca büyük balığın küçük balığı yutması gerekliliği diye bir şey yoktur" başlıklı makaleniz yayınlandı. Sosyal Darwinizmin ortaya sunduğu bu bozuk mantığın imani bir çalışmayla sonlandırılabileceğini, böylece güçlünün güçsüzü koruduğu bir anlayışın geliştirebileceğini anlatıyorsunuz. Dolayısıyla Müslümanlar, Hristiyanlar ve Musevilerin materyalizm ve ateizme karşı ilmi mücadelede birlik olmalarının önemini anlatıyorsunuz. Merkezi Londra'da bulunan Irak'ın günlük Arapça gazetesi olan Ezzaman'ın hem basılı yayınında hem internet sitesinde "Dezenformasyon, inanmak ya da inanmamak" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda sosyal medya üzerinden verilen mesajların kesinlikle inanca, ırka ve cinsiyete yönelik nefret söylemleri içermemesini, sevgiyi ve dostluğu teşvik etmesi gerektiğini anlatıyorsunuz. Ayrıca sosyal medyanın insanların güvenilir kaynaklara sahip teyit edilmiş gerçek bilgileri paylaştıkları bir platform olması gerektiğini anlatıyorsunuz. Körfez ülkeleri haberlerini okuyucularına taşıyan Körfez bölgesinden Arapça olarak yayın yapan Gulf Eyes'ta yazılarınız yayınlanmaya başladı. İlk olarak "Yeni bir dönemin eşiğinde Türkiye" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda referandum sonuçlarına saygı duymanın demokrasinin bir gereği olduğunu ve sonuç farklı çıkmış olsaydı bile Türkiye'nin barış, demokrasi ve kardeşlik içinde yoluna devam ediyor olacağını anlatıyorsunuz. Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan ve bölgenin yazlık başkenti olarak bilinen Srinagar'dan yayın yapan, tanınmış köşe yazarlarına yer veren günlük gazete Kashmir Reader'da yazılarınız yayınlanmaya başladı. İlk olarak "İslam dünyasındaki acılara son" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda barışın doğru politikalar uygulandığı takdirde çok kolay elde edilebileceğini belirtiyorsunuz. Devlet liderlerinin birbirlerine saygı, şefkat, merhametle yaklaşmasının ve sadece şahsi menfaatlerini düşünerek değil, gerektiğinde fedakarlıklarda bulunmaları gerektiğinin öneminden bahsediyorsunuz. Bu kadar. Evet. Yakup Hocam gelsin şu ayara bir baksın. Ayrıca bizim kahvemiz gelmesi lazım. Evet. Vay be, sabahtan beri faaliyet halindeyim. Bak, çarşıları gezdik, pazarları gezdik. Akşam sohbetteyiz. Kimler var aşağıda bir bakayım. Allah'a hamdolsun. Kardeşlik, sevgi her yerde diyelim. Kardeşlik, sevgi her yerde. Evet. Başka güncel konular neler var? Olaylar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayır oyu verenlerin toplumun eğitimli kesimi olduğunu söyleyerek, evet oyu verenlere bu kesimin
demokrasi dersi vermesi gerektiğini öne sürdü. En az %50'nin ağırlığı eğitimli bir kesim, dünyayı sorgulayan bir kesim. Evet oyunu kullananlara demokrasiyi en iyi şekilde anlatacak bir kesim bu kesim dedi. Yani sonuçta her şeyde bir hayır var. Ya hayırsız bir şey Allah müsaade etmez. Yani yeni bir sistem denenmesinde fayda var. Belki hakikaten hızlandırıcı, daha canlandırıcı, daha faydalı yönü olacaktır. Ki öyle gibi görünüyor. Yeniliğe açık olmak lazım. Beğenmezsek düzeltiriz. Evet, dinliyorum. Bu eğitimli eğitimsiz yönündeki açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakanımıza sorulmuş. Başbakan Binali Yıldırım şunları söylemiş. Ne olacakmış yani eğitimli eğitimsiz? Oyları yeniden mi sayalım? Eğitimlilerin oyunu ayrı, eğitimsizlerin oyunu ayrı olarak sayıp bir katsayı ile mi çarpalım? Bütün bunlar demokrasiyi milli iradeye zihinsel olarak kabul etmemenin getirdiği sonuçlardır. Geçmişte de çobanın oyu ile profesörlerin oyu aynı olur mu diye laf edenle bu sözü söyleyen arasında bir fark yoktur. Demokraside oyların ağırlık merkezi aynıdır dedi. Dediği doğru tabii ama Kemal Kılıçdaroğlu da bir sosyal analiz yapmış. Yani ne bileyim zenginlerin oyu olabilir, işçi sınıfın oyu olabilir. Sosyal analiz ama demokrasilerde kültürlü, kültürsüz, zengin, fakir, işçi, köylü fark etmez. Yani çoğunluğa göre esas alınır olayların değerlendirilmesi. Dolayısıyla yani çok gereksiz olayı irdelemenin pek bir alemi yok bence. Çünkü olay olup bitmiş, netleşmiş. Bir felaket de değil. Yani belli ki hayırlı olacak inşallah. Zararlı bir şey olsa müsaade etmezdik. Allah da müsaade etmez en başta. Allah da değil mi? En başta Allah müsaade etmezdi. Nihayet kaderin dışında bir şey olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu konuşuyorsa o da kaderde tabii. Evet dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili kalemlerin İslamcılar, reisçiler tartışması çıkarması konusunda yeni bir açıklama daha yaptı. Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz. Kim konuşuyorsa onlar fitne üretiyor, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bugün bizimle yürümeyenler yarın bizimle yürüyebilir. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor hakir görmedik dedi. Kim açıklama yaptı ki Tayyip Hoca adına? Yahut kaç tarafın konuşmasına kim cevap verdi? Nasıl oldu? Neler o? Neyi kastediyor acaba? Siz anladınız mı burada neyi kastettiğini? AK Partili bazı yazarları kastediyor. İslamcı reisçi diye bir şey çıkarmışlardı. Tamam. Adam onu diyor. Peki yani o konuşmasın demeyiz herhalde. O konuşuyor zaten. Başka burada kastettiği kim? Yani partiden açıklama yapanlar mı oldu? Yani ona karşı cevap veren mi oldu? Onu tam bilmiyorum. Olabilir. Eğer anlayan varsa bana göndersin ona göre bir cevap verelim. Ha şöyle olabilir, sosyal medyada herkes Tayyip Hoca adına konuşuyordur. Yani o şekilde. Evet. Ama şöyle yapıyorlardır, yani AK Parti'yi kendine göre yorumluyordur. AK Parti'nin görüşünü yorumluyordur, ona göre cevap veriyor olabilir adamlar. Yani Tayyip Hocam da demek istediği ya, şimdi adamlar bana ileri geri konuşuyor ama yarın bir gün onlar gene beni destekler. Falan, onu demek istemiş. Yanlış mı anladın? Evet, evet. Onu diyor, evet. Yani sert konuşmayan haklarında yine bunlar döner dolaşır, bu noktaya gelirler gibi söylüyor anladığım kadarıyla. Konuşmaların daha kontrollü olmasını istiyor zannediyorum. Yani zıtlaşıp onları tamamen kaybetmek istemiyor. Evet. Benim anladığım evet, bu. Evet, öyle. Çünkü yani uslup sertleşirse adamlar net bölünür. Yani iki kamp oluşur. AK Parti'de böyle bir bölünmeyi istemediği için cevapların usturuplu, itidalli, dengeli
onları kızdırmayacak, tamamen ayrılmalarına sebep olmayacak bir tarzda olmasını ve geri dönüşü mümkün tarzda bir konuşma yapılmasını istiyor. Stratejik açıdan doğru. Yani sözü doğru, özenli, usturuplu konuşulması gerekir. Çünkü cevap verenler genellikle akılcı cevap vermiyor. Adamları iyice ezecek, iyice köşeye sıkıştıracak cevaplar veriyorlar. O yüzden de AK Parti'de gereksiz bir kopuş veya azalma olabilir. Tayyip Hoca'nın uslubu tabii ki akılcı. Yani akılcı bir siyasetçinin yapması gereken atak budur. Yani bu tip bir uslup gerekir. Ama kim cevap verdi onu bilmiyorum. Yani çünkü böyle geniş çaplı konuşmalar varsa onlara derli toplu esaslı bir cevap verilmesi lazım. Köklü bir cevap verilmesi lazım. Evet, dinliyorum. Kardeşlerimizin faaliyetlerinden haberler vardı. Bursa'dan kardeşlerimiz iki ayrı gün toplanıp kitaplarınızdan bölümler okuyup tefekkür etmişler. 11 Nisan ve 3 Mayıs akşamları Bursa'da 90, Burdur'da 40 adet kitap ve çok sayıda broşür dağıtmışlar. Geçen hafta Osmaniye'de Müşrikler istemese de Mehdi kitabınız ve PKK Kürtleri temsil etmiyor broşürü dağıtılmış Osmaniye halkına. 23 Nisan günü Balıkesir Merkez, İzmir Kemalpaşa ve Manisa Akhisar'da sizin toplam 91 adet eserinizi halkımıza hediye etmiş kardeşlerimiz. 26 Nisan'da da merkezde 627 adet kitabınızı dağıtmışlar. 23 Nisan günü Kayseri'nin Talas ilçesinde sizin 120 adet kitabınızı dağıtan kardeşlerimiz sonrasında ev sohbeti yapıp sizin sözlerinizden ve Kur'an'dan ayetler okumuşlar. 20 ve 25 Nisan günleri Aksaray'da toplam 118 kitabınızı dağıtan kardeşlerimiz 22 Nisan'da da Şişli AK Parti, MHP ve CHP ilçe başkanlıklarına Üst Akıl İngiliz Derin Devleti kitabını hediye etmişler. Adana'dan kardeşlerimiz kitaplarınız hakkında sohbet etmişler. Geçtiğimiz hafta içinde Manisa Muradiye, İzmir Alsancak Barlar Sokağı, Kordon Alsancak Tren Garı, Gündoğdu Meydanı ve Konak Metro'da özellikle gençlere ücretsiz olarak 90 adet Harun Yahya eseri ve belgesel CD'si dağıtılmış. Gebze'de kardeşlerimiz ev sohbetinde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okumuşlar. 20 Nisan'da da 1500 adet A9 TV broşürü dağıtmışlar. Bursalı kardeşlerimiz 18 Nisan'da bir araya gelip kitabınızdan bölümler okumuşlar. Ayrıca daha önce sizin kitaplarınızda stand açarak katıldıkları Bursa Kitap Fuarı'nda Profesör İlber Ortaylı'ya sizin çeşitli kitaplarınızdan hediye etmişler. Resmi yok. Evet. Ankara'dan kardeşlerimiz 23 Nisan'da sohbet için toplanmışlar. Geçen hafta içinde de Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi, Maltepe Camii Çevresi, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Pursaklar, Beşevler Dikimevi, Çaldıran ve Batıkent'te 155 Harun Yahya eseri, 70 belgesel CD'si ve 1500 İman Hekati broşürü dağıtımı yapmışlar. Adapazarı merkez civarı ve Sakarya ili Erenler ilçesinde çok sayıda A9 TV broşürü dağıtmış kardeşimiz. 26-29 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 3. Bilim Festivali etkinliğinde fosil sergisi yapmış kardeşlerimiz. 4 gün boyunca yaklaşık 30 bin kişi standı ziyaret etmiş maşallah. Bunların içinde eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, eşi ve torunları da varmış. Biyolog olan eşi, ben de evrimin olmadığını biliyorum demiş. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuar alanını ziyaret etmişler. Fevkalade olmuş, çok güzel olmuş, hayır olmuş. Böyle bilinçlenen, fikirlerini geliştiren, imani yönden ruhunu mükemmelleştiren kardeşlerimiz dünyaya, Türkiye'ye, bütün İslam alemine çok faydalı, güzel hizmetler götürüyorlar, götüreceklerdi. Evet, dinliyorum.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parti içi tartışmalara izin vermeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim, kavga edenleri gerekirse kapının dışına koyacağım dedi. Doğru söylüyorum. Kavga ama var mı kavga? Kavga sille tokat olursa olur, küfür olursa olur. Geldiğini kim? Efendim? Deniz Baykal'ın söylediği bazı şeyler var. Ne diyor Deniz var. Hocam? CHP Genel Sekreteri Başkanı Deniz Baykal'ı kastederek o şey dedi Cemil Deniz Baykal. Yani ya partinin başına geçmesini ya da istifa etmesini söylemişti. Cumhurbaşkanı aday olarak girerse o zaman partinin başında kalmasına, eğer aday olmayacaksa istifa etmesini, başka birinin liderlik yapmasını söylüyor. Ama CHP kendini ancak toparladı ve ancak birlik ve beraberliğini devam ettiriyor. Güçlü, büyük bir parti. Sayın Kılıçdaroğlu yani tahmin eder tabii ki başkan seçilemeyeceğini. Akılcı düşünmeye çalışıyordur. Yani o partinin lideri olarak hizmete devam edip netice alınmayacak bir şeye girmek istemiyor olabilir. Çünkü hadi dese ki Kılıçdaroğlu tamam ben gireceğim. Belli başkan olamayacağım. Yahut işte partili cumhurbaşkanı olamayacağı belli. Hiç olmazsa partiyi değerli toplu tutayım diye düşünüyor olabilir. Bence akılcı, onda bir şey yok. Yani Sayın Baykal CHP'nin başına geçse, ben başkanlık için adayım dese, o da başkan olamaz. Yani CHP'den her kim olursa olsun olamaz. Ya olacak biri varsa söylesinler. Yani CHP'liler en ufak bir tereddüt göstermez ve derhal onu seçerler zaten. Sayın Kılıçdaroğlu da seçer onu. Yani çekilir, onun başkan olmasını ister. Dolayısıyla CHP'de şu an o tarz bir kişiyi ortaya getirmediklerine göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikası normal. CHP solun en sağında olması lazım. Sağı çok güçlendirmesi lazım. Modern İslam anlayışlarını savunması lazım. Güçlü bir parti olarak muhalefette kalabilir. Faydalı bir parti. Yani muhalefet boş bir şey değil ki, muhalefet çok önemlidir. Muhalefet partisi gereksizmiş gibi düşünmek çok yanlış olur. O da iktidar gibi hizmet eden bir güçtür. Yani partiyi dengede tutmak önemli. CHP dağılmaya müsait, bölünmeye müsait bir parti. Yani demokrasi anlayışı açısından değerlendirdiğimizde bu tip sonuçlar da ortaya çıkabilir. Ama AK Parti'de mesela merkezi sistem anlayışı vardır. O sarsılmaz. Sayın Kılıçdaroğlu da onu herhalde partisinde uygulamak istiyor, bu sistemi. Bence makul görünüyor. Ama daha halim bir üslupla olabilir belki. Yani öbür türlü hani ben gelsem başkan olurum diyen varsa zaten gelsin Kılıçdaroğlu desin bunu aslında. Yani gelip CHP'yi iktidara taşıyacak bir kişi varsa, geldiğinde partili cumhurbaşkanı olacağından emin olduğuna dair kanaati varsa bir kişinin, hiç durmasın gelsin demesi lazım. Ama ya yani parti içi dengeyi tutturmaya çalışması da çok makul. Yani partiler dalgalı denize giden sürat motorları gibi oluyor. Ya sürat teknesi gibi oluyor. Partiyi dengede tutmak çok zordur. Savrulabilir, takla atabilir. Bölünebilir, bir yere çarpar, bölünür. Bu AK Parti için de ciddi bir tehlike, bölünme tehlikesi. Ama Abdullah Gül çıktı işte, benim niyetim yok dedi. Bu badire de atlatılmış oldu. Ama bir risktir yani, şakası olmaz. Evet, dinliyorum. CHP'li Muharrem İnce Sayın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi.
Meydanlarda, salonlarda Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken aynı şeyler partimizde yaşanıyor. O zaman insanları inandıramayız. Sayın Kılıçdaroğlu istediği zaman istediği kişiyi genel başkan yardımcısı yapabiliyorsa ve istediği zaman görevinden alabiliyorsa, sonra Cumhurbaşkanı'na dönüp istediğin kişiyi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın, istediğiniz zaman alacaksın diye eleştirme hakkı yoktur sözleriyle sert çıktı Muharrem İnce. Ama işte parti yönetmek öyle kolay bir şeydi ki. Bir topluluğu bütün içinde halinde tutmak çok güçtür. Yani Kılıçdaroğlu'nun haklılığını da düşünmek gerekiyor. Kolay iş mi partiyi derli toplu tutmak? Tabii. Daha önce kaç defa bölünme olaylar içerisinde oldu CHP. Zor direndi. Bazen de bölündü. Yani bence şaşılacak bir şey değil. Yani partiyi derli toplu tutmaya çalışması bir lider için en hayati konudur bence. Evet. Mesela bir yandan CHP'yi bölmeye çalışıyorlar. Bir yandan AK Parti'yi bölmeye çalışıyorlar. Bir yandan MHP'yi bölmeye çalışıyorlar. Bir yandan Büyük Birlik Partisi'ni bölmeye çalışıyorlar. Bir yandan Saadet'i bölmeye çalışıyorlar. Yani bu olmadı mı oldu gördük işte. Yani partiler hep bölünme tehlikesi içerisinde oluyor. Küçük küçük parçalara bölünme tehlikesi içinde oluyor. Bu bir risk. Bölünmeli parti gücünü kaybediyor. Bunu düşünmek gerekiyor. Tamam ama yani uç kararlar, uç düşünceler güzeldir ama yani mümkün değilse bunu zorlamanın bir alemi yok. Kılıçdaroğlu hadi git parti cumhurbaşkanlığı için lider ol. Kazanamayacağını biliyor. Niye olsun yani? Ama partiyi bütünlük içinde tutma bu imkanı varsa olur. Değil mi Tuba? Evet. Evet. Dinliyorum. Bir de hakkında disiplin soruşturması açılan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar şöyle bir açıklama yapmış. Ben uyarı görevimi yapıyorum. Biz seni atıyoruz dememeliler demiş. CHP'de insanlar dedikodu yapmazlar. Emekleriyle mücadele ederler demiş. Fikri Sağlar kurultayda genel başkanlığa da aday olabileceğini sinyalini vermiş. Canım aday olsun da yani CHP'deki bu sertlik kalksın, bu riskli olur CHP için. Gerek yok. Ya partinin atılmasına da gerek yok Fikri Sağlar'ın. Ama yani bir konuşup derli toplu partiyi derli toplu çizgisinde devam ettirelim denmesi lazım. Yani sivri heyecanlı çıkışlar bence gereksiz. CHP çünkü hakikaten önemli bir parti. Evet dinliyorum. 125 kiloda güreşçimiz Taha Akgül resmini görebiliriz. Avrupa şampiyonu olmuş. Taha helal olsun sana. Aslansın sen, aslan. Aferin sana. Maşallah. Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonu evet. Güzel. Tuş'ta aldığı müsabakalar varsa onları yayınlayalım. Tamam soralım. Tuş çok önemlidir pehlivanda. Şimdi gençler güreşiyor Allah'ım sayıyla. Ya sayıyla güreş mi oldu kardeşim? O onu itiyor. Böyle bir şey olmaz. Aldığıyla kırbaç gibi vuracak. Tabii. Şahin soyadlı bir güreşçimiz vardı 68 kiloda. Muhtemelen Ahmet Şahin de ismi. Rakibini yan taraftan tutup kırbaç gibi vurmuştu ve gazetelerde de rakibini kırbaç gibi vurdu diye çıktı. Yani kodum otur diyordu. Eski güreşçiler vardı. Dalıp kaldırıp atıyordu böyle anında. Yani muazzam hareketli oluyordu güreşler. Şimdi oho çekirdek çıtır. O netiyor, olmaz. Sumo güreşi gibi böyle güreş olmaz. Daldın mı havalandıracak, omzunu alacak böyle. Atacak omzundan. Hemen üstüne kapanacak. Kündeden kurtuluş olmaması lazım.
Bastım mı kündeyi, şırak deyin yapıştıracak. Künde pozisyon alıyor, kündeyi atamıyor. Yani çok nadir künde atabilen güreşçi. Eski güreşçiler kündeyi kırbaç gibi atıyor anında. Vurguda anında böyle vida gibi çeviriyorlar. Ama şimdi yok. Ya güreş muhabbet isteyen bana gelebilir. Şey Tahap Gül'ün bir videosu var. Görebiliriz. Eski bir şampiyon. Eski bir şampiyonluktan. Şampiyonluktan. Göster. Tehlikeli bir durum. Çok güzel. Son bölümde işte yakaladık. Çok güzel. Bastırdı. Yerden çift aldı. Bastırdı. Puan madalyayı geliyor. Evet. Artık altına biraz daha yetiniz. Evet. 4-0 oldu durum. Taha Akgül ama şansını ekibine bu şansı tanımamaya çalışıyor. Taha Akgül bu bölümde. Tek dalda rakibi bastırıp puan alma çabasına daha dikkatli. İranlı güreşçi minder dışına doğru sürükledi. 5 saniye. İranlı güreşçi soruyor. Taha Akgül dikkatli. Tek dalda. Ve süre bitiyor. Dünya şampiyonu. Evet. İşte gönül ister ki tek daldın mı aldığıyla çarpsın. Ya kuvvet çok önemli pehlivanda. Acı kuvvet olacak. Yani bir kere dalıp kaldırıp omzuna alması çok hayatidir. Hiç görmüyoruz. Eski güreşte vardı. Bakın. Burada Akdeniz Olimpiyatları yapılmıştı. Ya güreş seyrettik kardeşim. Tabii mesela mini olimpiyatlarında falan da Alman diyetliği var. Muazzam güreşir. Medved. Rusların ağır sikleti. Yani tuşundan kurtulmak mucizeydi. Mutlaka tuşlar. Öyle olması lazım. Yaşar Doğu'nun bir videosu vardı Adnan Bey. Bakayım. İşte bak güreş böyle olur. Bas kündeyi. Helal olsun koçuma ya. Olay bu işte bu kadar. Güreş diye buna derler kardeş. Ya artık. Adnan Bey Yaşar Doğu rakiplerini hızla devirmesiyle ünlüymüş. Müşteri öyleydi. Avrupa, Balkan, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz 1948 yaz olimpiyatlarına katılmış. Burada 5 rakibini de yenerek olimpiyat şampiyonu olmuş. Ömrü boyunca yapmış olduğu 47 müsabakadan 46'sını kazanmış. İşte maçlarını bulun da bari onlarla millet teselli bulsun yani. Ya Ali Rıza Alan vardı mesela. Fırtına gibi girerdi mübarek. Tokatlı hemşerim. Halen de devam ediyor orada. Antrenörlük yapıyor Tokat'ta. Nefis güreşirdi. Sefer Baygın. Ya o da çok şahane güreşirdi. Evet. Tokat'ta Ali Yücel'in bir videosu var. Görelim. Kolmannen ottelutoveri Turkin loistava kinttupainija Ali Yücel sai Iranin Molla Kassimista. Tästä ottelusta muodostui äärimmäisen tiukka välien selvittely. Miehet olivat aikaisemmin monta kertaa otelleet keskenään, joten lopputulos oli melko myöhä. Yücel sai liukan voiton tuomariani 2-1. Tässäinen Westerlos ratkaisi ottelussa Yücel Ruotsin Bengt Johansson. Sen alkupystyssä ruotsalainen löi niskasta turkkilaisen kerran häviön partan. Görüyor musun kardeşim güreş? Ya. Helal olsun. Tokat'tan çok pehlivan çıkar. Tokat bu işin merkezlerindendir. Sultan Abdülaziz'in güreşçisi Kel Aliço'nun resmi vardı. Görebiliriz. Çok sert ve acımasız güreş tekniğinden dolayı Gaddar Ali olarak anılıyormuş.
dev gibi biriymiş. Abdülaziz de dev gibi biriydi. Abdülaziz'e güreş tutarlarmış. Abdülaziz de çok iri pehlivan yapılı olduğu için bazen Kel Aliço'yu yere yapıştırırdı. Kel Aliço Kırkpınar'da aralıksız 27 yıl baş pehlivanlığı kazanmış. Maşallah. Ya bence nezaketen yenilmiştir o. Yani bayağı zor. Ben eğer Kel Aliço'yu tanıyorsam... Avrupa'da ilk dünya fuarları yapılıyor. Paris fuarı. Abdülaziz de gitmiş. Yani şu meşin bir top var vuruyorlar ya, evet, Luna Park'larda falan var. Onun önüne giriyor. Abdülaziz diyor ki nedir bu diyor. Türk kafası diyorlar. Kıcıyana böyle terslik olsun diye. Yanında sadrazamı Ali Paşa var. Ali Paşa da Abdülaziz'den daha iri yapılı o pehlivan. Ona diyor ki bir vur bakalım nasıl bir şey diyor. O vurunca o alet edevat tamamı da oluyor. Yani top da gidiyor, alet hepsi darmadağın oluyor. Yani mekanizması falan da çöküyor aletin. Osmanlı tokadı diye bütün Paris gazetelerinde yayınlanıyor ondan sonra. Osmanlı tokadı oradan geliyor. Mahmut Demir isimli bir güreşçimizin videosu var. Türk tankı deniyormuş Mahmut Demir'e. 96 yılında ünlü Rus güreşçi Medvedev'i yenerken. Medvedev'i. Evet. Türk tankı, helal olsun. İşte pehlivan dediğim böyle olacak kardeşim. 1960 olimpiyatlarında Müzehir Sille, Mithat Bayrak, Tevfik Kış, Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı toplam 7 güreşçimiz altın madalya almıştı. İsmet Oğan ve Ahmet Kaplan ise gümüş madalya almışlardı. Takım halinde şampiyon olmuştuk. Nerede o eski günler? Ya gençler hiç bilmez. Evet dinliyorum. Süleyman Demirel'in bir fotoğrafı var 66'da Toledo'da Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda. Milli güreşçileri şampiyon olan başbakan konutunda kabul etmiş. Çok önemli pehlivanlara destek olmak. Evet dinliyorum. Gürbüz kedilerin isimleri var. Ya şu bu çok çıldırtıcı bir şey yani. Şu yaklaştırsana şu salaklığının tatlılığına bak ya. Yüzündeki ifade muhteşem ya. Bir de acayip uslu. Evet. Ayaklar patiler. Evet. Kuyruk muyruk kulaklar her şey şeker. Bebek gibi. Biz şu an koskoca bir kürenin üstündeyiz. Uçsuz bucaksız fezada yol alıyoruz. Altı mama fokur fokur kaynıyor. Bak Allah'ın rahmetine bak. Üstünde ağaçlar, çimenler. Yani akıyor. Görüyorsunuz bazen dağlardan püskürüyor. Mama yani. Nasıl güven içinde gidiyoruz bak. Binlerce, on binlerce dev kaya kitleleri, dev uzay cisimlerinin arasından süratle yol alıyoruz ve hiçbiri bize dokunmuyor. Sürekli göktaşları geçiyor üstümüzden. Hiçbir şey olmuyor. Allah'ın rahmeti, akıl almaz hızla gidiyoruz ayrıca. Ve ne kadar huzurluyuz. Herkes işte çekirini, senetini bozduruyor, düğün hazırlıkları yapıyor. Ama altta mama fokur fokur kaynıyor. Gökyüzünde de alabildiğine hızlı yol almaya devam ediyoruz. Şehirler kurdurtuyor Allah. Arabalar, evler, sokaklar,
uzaktan kumandalı televizyonlar bizi huzur içinde yaşatıyor. Bütün bunları Allah gereksiz yaptı derse bir insan, bunun açıklaması olmaz. Hello, welcome. Gel. Hello. Here. What's your name? Ksenia. Ksenia, sen temiz bir kıza benziyorsun. Ksenia, ты похожа на очень чистую девушку. Спасибо большое. Çok teşekkür ediyorum. Kibar bir kızsın sen. Ты очень элегантная девушка. Спасибо, очень. Ve çok güzelsin. И ты очень красивая. Спасибо. Çok rahat ol, burası kendi evin gibi. Чувствуй себя здесь спокойно, это твой второй дом. Спасибо за гостеприимство. Çok teşekkür ediyorum, çok misafirperversiniz. Teşekkür ederim ben de. Я тоже говорю тебе спасибо большое. Bu Kasımpaşa'dan bir Adnancı Efe isimli bir koç yiğit var. Evet, görebiliriz resmini. Ama tam tipik Adnancı değil mi? Evet. Saçlar, kıyafet, çok şık. Yakışıklılık, her şey. Taha Akgül'ü yine tebrik ediyoruz. 125 kilo zaten asıl pehlivanlıktır yani. Süper ağır. Koç Yiğit'i, aslanımızı tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Bir tuş videosu var Taha Gül'ün. Ha? Tuş mu? Öyle dediler. Bir daha göster bakayım. Bakayım. Çok iyi tekte aldı, aferin. Pozisyon görülmüyor yani. Evet. Aslında hakem çöküyor öyle şeyde, evet, yere. Eliyle pat diye vuruyor. Tuş oluşmuş oluyor. Yaklaşık 3 saniye sırtının yerde kalması gerekiyor tuş olması için. Yani 1 saniye değmesi geçerli olmuyor. Yani böyle deyip kalkması olmaz. Yapıştıracak, vücut sakinleşecek. Ondan sonra düdük çalıyor, elini yere vuruyor. Tuş oluşmuş oluyor. Tayyip Hocam efedir, aslandır. Bak İngiliz derin devletine karşı ilk defa canda meydan okuyan bir lider çıktı ortaya. İlk defa oluyor Osmanlı'dan bu yana, ilk defa. Bak açıkça söylüyorum. İlk defa İngiliz derin devletine karşı aslan gibi kükreyen yiğit. Ama biz İngiliz derin devletini deşifre ettikten sonra bu oldu. Evet. İngiliz derin devletinin en kurnaz yönü Türkiye'de böyle zübbe, çakal ve münafıklardan bir ekip oluşturdu. Genç kızlardan, genç delikanlılardan. Nerede münafık var? Nerede üçkağıtçı var? Nerede cemiyet mikrobu var? Nerede ahlaksız, karaktersiz var? Nerede böyle yancı, tinetli, hırsız, pislik tip varsa gidip onlara kancayı taktılar ve kullanmaya başladılar bunları. Ben de bunları nacizane tespit ettim. Ve burunlarından fitil fitil geldi, gördünüz. Ve gelecek ve gelmeye devam edecek. Neyle? Kanun, hukukla, akıllı, fikirle, imanla. Kanun hukukun dışında hiçbir şey olmaz. Daima benim çizgim kanun hukuk demokrasinin imkanları. Bunun dışında bir şey olmaz.
Kahve mi geliyor? Evet, çift kahve iyi olur. Tayyar Hamzoğlu, ben Tayyar. İnşallah bir gün tanışmak nasip olur. Ailemle birlikte Gülsüm Şentürk. Maşallah Koç Yiğit Aslan Hocam. Maşallah inşaat deyince sadece biz akla geliyoruz. Hayret edecek bir şey bu. Allah maşallah inşallah bize nasip etti. Maşallah inşallah Kehf suresinde geçer. Kehf suresi de baştan sona Mehdiyet'i anlatır. Maşallah inşallah diyenler dünyaya hakim olacaklar inşallah. Türkiye'de şu an çok yaygın maşallah inşallah. Eskiden inşallah demek ne anlama geliyordu? Yani olmaz, olmayacak. Hani ya gelebilir misin? İnşallah diyordu. Yani gelemem. Halbuki şu an hakikaten Allah dilerse anlamında diyorlar. Maşallah yaygın değildi. Çok yaygın şu an maşallah. Nihir Karahan, yakışıklılık, zenginlik, kültür, aşkla bakan kadınlar, Allah her şeyin en güzelini nasip ediyor sana diyor. Evet, maşallah, elhamdülillah. Elmas Soysal, biz de Tokatlıyız sultanım diyor, ne güzel. Tohat, Tohat'ın özel şivesi var. Bilmiyorum şu an bozuldu mu? Demir gibi, gemük. Daha sonra gemü. Geldik, götürdük. Kardeş falan yapıyor, kardeş de ya. Çok şahane Tokat'ın şivesi, evet, inşallah değişmez. İnşallah. Yani inşallah muhafaza ederler. İlmiyle, güzel ahlakla, sevgi, merhameti, şefkati, dostluğu, her türlü iyiliği sevanın altın kalem sahibi olmaya layık Arslan Sevgi Öğretmenim Harun Yahya diyor. Bütün güç kuvvet Allah'ın bizi vesile ediyor. Daha kainat yaratılmadan biz konuşmuştuk. Safalar getirdin, hoş geldin Sevgi Öğretmenim diyor. Hocam değil, Adnan Bey diye. Yıllardır sohbetinizi izliyorum, eserlerinizden faydalanıyorum. Öyle bir durum oldu ki Allah'ı unutmuş olan yaşadığım çevremle hatta bazı kişilerle zaman zaman bir arada olmakta zorlanıyorum. Tebliğ yapıyorum fakat samimiyetsiz ortamlardan rahatsız oluyorum. Bu durumla ilgili ne yapabilirim? İşte rahatsız olmayacaksın. Bilakis oralarda tebliğ yapacaksın. Sevap almak istiyorsan, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan yapacaksın. Tevrat'taki Mesih ayetlerini neden Mehdi ayeti diye paylaşıyor Adnan Hoca? Onu merak ettim. Aynı kişi mi Mesih ile Mehdi? Evet. Moşiyah, Mesih, Mehdi aynı kişidir. İki Mesih var. Biri Mehdi, biri de Mesih İsa'dır. Ama Tevrat'ta Moşiyah çok kapsamlı anlatılır. En kapsamlı anlatılan odur. Peygamberin hadislerinde de Mehdi çok kapsamlı anlatılır. Zaten bütün dinlerde Mehdi'den bahsediyor. Bir tek Hristiyanlıkta, Musevilikte, Müslümanlıkta değil. Bütün eski dinlerde de, bozulmuş eski dinlerde de Mehdi'den bahsedilir. Evet, dinliyorum. Mısır yiyen bir kedi videosu var. Şu beraber yeme işi mükemmel bir şey. O sesler ondan mı geliyor? Evet. Ya böyle kedilere güzel bakan insanları görünce çok seviyorum onları. Çok saygı duyuyorum. Kedi mübarek bir varlıktır. Çok nefis bir varlık. Kediyi hoşnut eden, onu iyi koruyup kollayan insanlar çok sevdiğim insanlar, çok güzel ahlaklı insanlar. Hepsine teşekkür ediyorum. İngiliz Derin Devleti ile ilgili
konuşmalarından sonra İngilizlerin devleti mahvoldu yani adeta. Bak durumu toparlamak için nasıl çırpınıyorlar anlatamam. İngiltere'den akın akın adamlar geliyor. Ajanları, üç kağıtçı ve sahtekarları, hırsızları, İngilizlerin devletinin böyle müptezel, karaktersiz münafıkları tuzla buz oldular. Şu an sokak köpeği gibi geziyorlar Ankara'da, İstanbul'da boş boş, aylak aylak. İt gibi geziyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Bütün yolları kapandı. Neyle? İlimle, irfanla, kanun hukukla. Evet, dinliyorum. Modern tasarımlı kuşeyleri var. Görebiliriz. Olmuş, güzel olmuş. Evet, bu güzel. Mesela olmuş. Bu güzel. Hayvan hoşuna gidecek şekilde olması lazım. Bu güzel. Bu da güzel. Evet. Yani muhkem olması gerekir. Evet. O köprülerin alt kısmının o bağlantı yerleri güvercinler için, kuşlar için çok mükemmel yuvalar oluyor. O kudurmuş gibi doluşuyor oralar. Neva A. Cehra, senin gibi güzel konuşan bir yiğit daha görmedim. Akılcı konuşmaya gayret ediyorum. Kırıcı konuşmaktan kaçınıyorum. Dürüst, samimi olmaya özen gösteriyorum. Samimiyetsizlik beni çok utandırır, çok ağrıma gider yani. Çok özen gösterdim samimi olmaya. Samimi olmayan tek bir kelime bile beni çok sıkar. Samimi olduğumda ben normal yaşayabilirim. Yani samimi olmadığımda ben çok çok azap duyarım. Yaşayamam yani. Bütün ömrüm samimi olması gerekiyor benim. Çok sıkar beni samimiyetsizlik. En çekindiğim şeydir. Evet, dinliyorum. Dört gözlü balık resimleri vardı. Güney Meksika, Güney Amerika nehirlerinde yaşayan bu balık türü suyun hem içinde hem de dışında son derece iyi görebiliyor. Daha çok dört gözlü balık olarak tanınan bu balık türü suyun dışını net olarak görebiliyor ve havadaki nesnelere bile odaklanabiliyor. Ne mutlu ona. Bayağı şeker keyfi de yerinde. 1994 seçimlerinde Tayyip Hoca'nın ben dürüst olduğunu anladım. Belediye başkanı olması için desteklemiştim. Ezici şekilde aldım. Belediye başkanı olduğunda bizim çocuklar iki yanındaydılar. Fotoğrafları bütün basında yer almıştı. Manevi desteğimiz tamdı. O zaman hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı Refah Partisi kanalıyla tahayyül edilemeyecek bir şeydi. Allah'a hamdolsun bu oldu. Onda bizim çok emeğimiz oldu. Allah'a şükür. Çektim kından gel yanımdan ya kından gel yanımdan ya kından Yeah.
musun bas yavaş yürü. Bilmiyor musun bas yavaş yürü. Ha ha. Tayyip Hocam kazandığında Altuğ Berker de yanındaydı. Var mı resmi? Evet. Görebiliriz. Berker yanında. Maşallah. Tayyip Hocam aslan gibi delikanlıydı o zamanlar. Ben Tayyip Hocam'la şahsi görüşmüştüm hiç yok. Ama bizim çocuklar görüşüyorlardı, konuşuyorlardı. Bütün dinlerde, Hristiyanlık, Musevilik, İslam, Budizm, Hinduizm, ateşe tapanlar, Mecdek, hepsinde Mehdi anlatılır. Çünkü hepsi hak dinlerin bozulmuş şeklidir. Mesela Brahmanizm, İbrahim'den gelir zaten. Brahma, İbrahim. Mesela Mehdi'nin ismi bu Hinduizm'de Kalki'dir. Karanlığı ve cehaleti yok eden kişi. Hindular bekliyorlar şu an Kalki'nin gelişini. Ama Mehdi olarak bekliyor ve şu an o çağdayız diyorlar. Yani bu yüzyılda bekliyor Hindular. Bak herkes bu yüzyılda ittifak halinde. Hindular da bekliyor. Masonlar da Adonai'nin geleceğine inanıyorlar. Adon veya Adonai diyorlar. Budizm'de Maitreya Sevgi isimli kurtarıcıyı bekliyorlar, Mehdi. İsmi sevgi anlamına geliyor. Bak, Maitreya onun döneminde barış krallığı kurulacak diyor. Dünyayı aydınlanma kaplayacak. Bu dönemde hırsızlık, cinayet, sarhoşluk kalmayacak. Şehirlerde aydınlanacak, bahçeler kurulacak. Şehirler aydınlanacak. Yani bayağı ışıklanacak. Bahçeler kurulacak. Onun yönetiminde herkes susuyanın içtiği sudan doyması gibi doyacak. İsmi en ücra noktalara kadar tüm dünyaya dolaşacak. Bak Budizm'de de var. Taoizm'de de sel ve salgınların yoğun olduğu bir dönemin ardından Li Hong adında bir kurtarıcının geleceği, dünyayı eşitlik ve barış ve mutluluk dönemine kavuşturacağı söyleniyor. Zerdüşt dininde de Soshash Yant isimli kurtarıcı yani Mehdi'nin geleceği söyleniyor. Hatta son savaşta tepelerde metalin eritileceği, toprakta nehir gibi akıtılacağı anlatılmış. Zülkarneyn kıssasının evet, benzeri. Bak 2000'li yılların başında geleceğine inanıyor Zerdüştler. Aynı görüyor musun? Evet. Budistler aynı. Hepsi bu yüzyılda bekliyor. Tibetler, Tibet inancında Orta Asya bölgesinden Geser isimli bir kurtarıcıyı bekliyorlar. 1950'li yıllarda doğduğuna inanıyorlar. Bak 1950'li yıllarda doğduğuna inanıyorlar. Tibetliler. Halen onlar Mehdi'yi bekliyor. Tibet inancında. Mesela Endonezya'daki Java Adası yerleri Ratu Adil sadece kral manasına geliyor. Bu kurtarıcı bekliyor ve dünyaya barış ve adalet getireceğine, dünyayı kardeş yapacağına inanıyorlar. Mesela Hinduların kutsal kitabında Arap topraklarından yani bu bölgeden büyük başlı, başı büyük, büyük vücutlu, bak vücudu da geniş ve işte bütün yani bütün azaları büyük, Mansur isimli bir lider çıkacak. Mansur zaten zafer Arapçada da var Mansur, bak görüyor musun? Hindu kitabında yazıyor Mansur. Yani zafer sahibi. Dünyayı adaletle dolduracağı anlatılıyor. Kuzey Kutup bölgelerinde yaşayan Eskimo'lar
sakallı doğudan gelecek bir Mesih bekliyorlar. Meksika'da yine bir kralın gelişi bekleniyor. Yine sakallı olacağı, güneşin doğduğu yönden geleceği söyleniyor. Teofizm de tüm dinler tarafından beklenen Maitreya'nın, yani sevgi anlamına geliyor, 21. yüzyılda geleceğine inanılıyor. Yani şu içinde bulunduğumuz yüzyılda. Tüm dinlerin beklediği kişinin aynı kişi olduğu ve dünyada paylaşma, yardımlaşmaya dayalı ve düzen kuracağı, bu düzenin adalet düzeni olacağı, bütün dinlerde ittifak halinde. Museviler de 6. bin yıl bitti, 7. bin yıla girildi. Bu yüzyılda geleceğine inanıyor Museviler de. Hristiyanlar da, bütün evanjelikler cayır cayır şu anki hazırlıkları o yönde. Yani su testisi taşıyan adam, İsa Mesih'le beraber. İsa Mesih diyor İncil'de, o su testisi taşıyan adamı evine kadar takip edin diyor. Şehirde onu göreceksiniz diyor. O su testisi taşıyan insan 12 bin yıllık tabletlerde de var. Yani Mehdi. 12 bin yıl tabletlerde. Evet, dinliyorum. Adam Bey, sıra dışı Eta Aquarius meteor yağmuru bu gece gerçekleşecek. Bu meteor yağmuru adını Aquarius takım yıldızından alıyor. Aquarius, Kova burcu, Kova takım yıldızı demek. Zaten Kova çağındayız. Kova burcundan bir adamın, bir insanın insanlığı kurtaracağı inancı en eski yazıtlarda bile var. Bak, 12 bin yıllık yazıtlarda bile hep adamın elinde kova var, evet. Kovalar var. Masonluğun mühim bir sembolüdür kova. Görebiliriz. Var mı resimler? Evet, görebiliriz. Bu Ararat Krallığı, M.Ö. 650-590. Asur Medeniyeti, M.Ö. 1392-1056. Etrusk Medeniyeti, M.Ö. 800-600. Fenikeliler, M.Ö. 800. Bak, hepsinde kovalar aynı, evet, boyutta, görüyor musunuz? Ve aynı yerde. Hititler, M.Ö. 1750-1200. Bak, tutuş şekli hepsinde aynı, evet. Meksika, M.Ö. sonra 600-900. Mitanni Krallığı, M.Ö. 1350. Lübnan, M.Ö. 1200-400 yılları. M.Ö. 1400'den kalma. Elinde kova tutan adam. Evet, evet. Mısır Medeniyeti, M.Ö. 650-350. Bu Nemrud'un sarayından bir rölyef. Elindeki de masonik işaret. Evet. Evet. M.Ö. 883-859. Sümer Medeniyeti, M.Ö. 4000-2000. Tolek Medeniyeti, M.Ö. 1200-1000. Urartu Medeniyeti, M.Ö. 1250. Yine sende birkaç resim vardı. Evet, onları da açayım. Ebru hocam, çok güzel kadın maşallah. Maşallah, siz çok çok yakışıklısınız. Bir tane misiniz? Görebiliriz. M.Ö. 12.000 yılına ait Göbekli Tepe, kova sembolleri. Yaklaştı biraz. T şeklinde sütunların üzerinde. Görüyor musun? Evet. Yani bu T zaten masonik işaret bu. Evet. Yakından görünümleri de var. Göbekli Tepe'de buldukları aslında bir mason mabedi. Bak, 12 bin yıl önce de masonluk var. Evet. Evet, bu kadar. Evet. Adnan Bey'e sorum. Nimetullah Hoca'yı tekrar yanınızda göreceğim. Çok sevimli, çok nurlu maşallah. Sizi Allah için çok seven birisi diyor.
Evet, Nimetullah hocamıza Allah sağlık sıhhat versin. Ne yapıyor Nimetullah hocamız? Bir süreden beri görmüyorum. Evet. Bir yine sorun halini hatırlayın. Evet, dinliyorum. Türkiye yazarı Kazım Kürşat Yücel resmini görebiliriz. İslamcıları eleştiren şöyle bir yazı yazdı. İslamcılar çok mu iyi durumda? İngiliz'in kucaklarına verdiği domuza evladım diye sarılıyorlar. İslam adına yapabilecekleri bir şey yok. İtikatleri bozuk. Fındık büyüklüğündeki akıllarıyla ehli sünnet alimlerine dil uzatıyorlar. Ellerinden gelse o mübarek zatların ihlasla kaleme aldıkları eserleri yeryüzünden kazıyacaklar. Bu yolda Kemalistlerle yarışıyorlar. Kafaları bulanık, kalpleri kararmış, üstelik edepsizler dedi. Gerek yok bu laflara. Ya zaten ya Müslümanım diyen adamlara hiçbir şekilde söz etmemek lazım. Akılcı şekilde sakin sakin anlatmak lazım. Hiç olmazsa adam Allah diyor. Yani oturup şimdi fındık kafalı, fıstık burunlu falan, ya bunlara gerek yok. Yani Müslümanım dedikten sonra sakın ha sakın. Sakin sakin anlatalım. Eleştiririz, anlatırız. Ama yıkıcı usluba gerek yok. Yani öfkeli usluba da gerek yok. Zaten şu an İngiliz siyasetini destekleyecek halleri de kalmadı. Deşifre olmuş ki bunu pek yapamazlar. Yani şu an tamamen ayakları bağlandı. Gidecek halleri yok şu an. Sayın Adnan Bey, sizi çok seviyorum. Mübarek ellerinizi öpüyorum. Ben de sizin ellerinizi öpüyorum. Hocam Bakü'de okuyorum. Hocam değil mi? Adnan Bey de. Ondan sonra bizi Rütük'le karşı karşıya getiriyorsunuz. Büyük İslam alimi diyor. Baksana Rütük. Değilim diyorum. Yok, İslam alimisin diyor. Allah Allah. Fesübhanallah. Yani değilim diyorsam değilimdir. Öyle bir eğitim de almadım. Öğretmenimiz, yani öğretmen de değil işte, halktan birisiyim öğretmenim. Öğretmenlik de ayrı bir şey. Allah sizin vesilenizle doğruları ortaya çıkartıyor diyor. Doğru, vesile oluyoruz. Sağın modern olması, solun sağa yaklaşması gerçekten mümkün mü? Ebru Canikli, tabii bu şart. Sağ ultra modern olacak, solda en sağda olacak. Başka türlü olmaz. Nimetullah Hoca çok şeker. Bak resimlerini göstersin. Dünya tatlısıdır o. Çok efendi o. Sevgisi de çok güzel. Dinliyorum. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bir lise öğrencisi kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu. Okul arkadaşlarıyla yazışmalarında arkamdan katil demeyin, kız kendisi istedi, sınıfa gelip katil olmayı isterdim. Ya da dışarıda seri seri 50-100 kişiyi öldürmek ne güzel olurdu. Ama imkanlar buna el vermiyor, hem riske de giremem, yaşarken işe yaramadım, bari ölünce bir işe yarayayım denildi, dedi öğrenildi. Adam mı diyormuş? Evet, bunu? Öldüren kişi. Lise öğrencisi. Psikolojik bunalma girmiş demek ki. O safhalarını, yani konuştuğu safhaları ciddiye almak lazım. Yani psikopat ifadeler kullandığında hemen devreye girmek lazım. Bu konuda televizyonlara çıkan uzmanlar şöyle söylemişler. Bazı gençler hayatın bir anlamı yok, bir işe yaramıyorum diye düşünüyorlar. Bu yüzden ruh halleri birkaç ay içinde değişip cinayet işler hale geliyorlar şeklinde ifadeler kullanmışlar. Ya filmler, şunlar bunlar, Darwinist eğitim. Çünkü Darwinist eğitimde ne diyor? Sen bir hayvansın, mikroptan geldin diyor. Karşındaki hayvan diyor, o da mikroptan türedi diyor. Adam için hayatın bir anlamı olmuyor. Ölüp yok olup gideceksin, böcekle farkın yok senin diyor. Çok tehlikeli bir
sıkın ve tehlikeli bir anlatım metodu. Milli eğitimden Darwinizmin tamamen kaldırılması lazım. Evet, dinliyorum. Bebek pandalar var, görebiliriz. Çok iyi böyle bakmaları. Yani nesli tükenmedi, çok iyi oldu. Yani hiçbir hayvanın nesli tükenmemesi lazım. Çin'i tebrik ediyorum o konuda, çok gayretli olsunlar. Dinliyorum. Doğal güzellikleri bozmayan dekorasyonlardan örnekler var. Görebiliriz. Evet, bayağı güzel olmuş, yakışmış. Çok güzel. Evet, dinliyorum. Musul'da IŞİD kontrolündeki bir bölgede çatışmalardan kaçan sivillerin sığındığı bir okula füze saldırısı düzenlendi. 29'u kadın, 18'i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti. Okul IŞİD militanlarının mı yoksa Irak ordusunun mu vurduğu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Irak ordusu bu bölgede IŞİD ile savaşıyor. Bunun pek önü sonu gelmez. Yani Mehdi'nin dışında bu savaşı durduracak yok. Bak, Amerika, Rusya, Türkiye, İran bir araya geldiler, durduralım diye durmaz. Hiçbir şekilde durmaz. Adamlar zaten bağırdı, çağırdı orada, gördünüz. Mehdiyet'in sevgi ruhu oraya hakim olmadan mümkün değil. Eskişehir'den saygılar, öğrenci evinde Adnan hocamızı topluca izliyoruz. Evet. Birçok ilden bu tip yazılar geliyor. Öğrenci yurtlarında öğrenciler özellikle topluca izliyoruz diyorlar. Bak, Tokat'tan da aynı şekilde yazmışlar. Adnan Bey, artık yayınları çok kısa yapıyorsunuz. Siz çok yoğunsunuzdur ama biz de sizi çok seviyoruz. Biraz da bizim için kalır mısınız diyor Ezgi Tok. Tamam. Adnan Bey, gündemle ilgili yorumlarınız çok ufuk açıcı. Evet. Bana oradan Kur'an'ı uzatabilir misin? Ben açık bir bayanım diyor yazan bir hanım kardeşim. Bugüne kadar dine göre yanlış giyim tarzım olduğunu düşünerek çok üzülüyordum. Kur'an okuyamıyordum. Allah'a layık olamadığımı düşünüyordum. Vesilenizle artık çok huzurluyum. Kur'an da okuyorum, ibadetlerimi de yapıyorum. Ayşegül Acar, milyonlarca kadını mahvettiler böyle. Dinden uzaklaştırdılar. İnşallah bu felaketi önleyeceğiz ve önledik.
Şeytan Allah'a sığınıyorum. Tövbe suresi 42'de şeytan Allah'a sığınıyorum yine. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. 42. ayet. Deccaliyet genelde 40 yıl sürüyor. İnsanlar dayanamıyor bazen böyle uzun süreye. Ama zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte mücadele ederdik derler diyor. Aynı şey Mehdiyet'te de olacaktır. Allah seni affetsin diyor Cenab-ı Allah. Doğru söyleyenler sana açıkça belli oluncaya ve yalancılar yani münafıklar, üçkağıtçılar da ortaya çıkıncaya kadar niye onlara izin verdin? Demek ki Müslüman seçerek kardeşlerine tavsiyede bulunması gerekiyor. Eğer mücadeleye çıkmak isteselerdi herhalde ona bir hazırlık yaparlardı. Ancak Allah onların mücadeleye gitmelerini çirkin gördü de ayaklarını doladı. Oturun siz de oturanlarla birlikte denildi diyor. Münafıkları Allah ayaklarını bağlıyor. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur diyor münafıklar için Allah. Eğer onlar sığınak ya da kalacak mağaralar, ev veya uygun bir yer, girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Münafıkların ilk yapacağı şey odur. Yani sığınacak bir yer bulduklarında hemen çıkar bulduklarında o tarafa doğru giderler. Mesela Taha Suresi 44. Firavun için Cenab-ı Allah diyor ki ona halim söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Halim konuşmak çok önemlidir. Dilimden düğümü çöz. Mehdi'de de var o. Yani konuşması zaman zaman tutuluyor. Hazreti Musa'da da var. Lokman diyor ki, ey oğlum namazı dosdoğru kıl, marufu emret, münkerden sakındır. Diyorlar ki, ne gerek var siz tebliğ yapıyorsunuz? Allah'ın emri. Bak, Hazreti Lokman ne diyor? Namazı dosdoğru kıl. Marufu emret, münkerden sakındır. İslam'ı anlat diyor. İstisnası herkes için geçerli bu. Sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Yani zorluklarda yılma. Hastalık, dert, her şey olabilir. Sabredecek. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. Şimdi şu Fikret'in anlattığını bir dinleyelim önce. O konuyu daha geniş konuşacağız. Yayınımızda videolarla devam ediyoruz.